Moskova Devlet Üniversitesi'nde düzenlenen yarışmada öğrencisiyle birlikte büyük ödülü kazanan resim öğretmeni Esma Kudar sosyal medyada çıkan ve bu başarıyı karalamaya çalışan haberlere isyan etti. Edremit'te özel bir okulda öğretmenlik görevini sürdüren Esma Kudar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Evet Esma Hanım, konu mağduriyetiniz neydi? Rusya Moskova Üniversitesi'nin öncülüğünde yapılan ve Botanik Bahçede açılan Nature of the World yarışmasında aldığımız ödülle ilgili bir mağduriyet. Var mı bu üniversitenin şeyinde ilgili bir ekran görüntüsü? Yaklaştır. Evet. Bu Moskova Üniversitesi'nin, Devlet Üniversitesi'nin resmi sitesinde bu serginin, projenin yapıldığına dair olan haber. Rusya, Moskova Devlet Üniversitesi Botanik Bahçesi'nde açılan ve öncülüğünü ettiği New Planetary Television International Children's Drawing Contest Nature of the World projesinde bir öğrencim büyük ödül kazandı. Sergisi Moskova Devlet Üniversitesi Botanik Bahçesi'nde gerçekleşti ve Rusya başta olmak üzere başka ülkelerin basınında yer aldı. Üniversitede enstitünün işleyişini doğrudan etkilemeyen projeleri bağımsız olarak destekliyor. Sanat sergileri, konserler ve benzeri, proje 12 kategoride ve her biri ayrı amaçlarda farkındalık yaratmak için düzenlenmiş. Bu proje için bir katalog hazırlanmış ve proje kapsamında büyük ödül kazanan resimleri yapan çocuklar bu projede yarışmanın kazananları olarak ilan edilmiştir. Belge pandemi süreci dolayısıyla dijital olarak tarafıma gönderilmiş. Birçok fuar, yarışma, sergi ve benzeri organizasyonların belgeleri bu şekilde gönderiliyor. 21 Şubat 2022 tarihinde Edremit Son Haber Instagram sayfasında hakkında çıkan haber tüm bunların yalan, uydurma ve kandırma üzerine olduğudur. Nedir sizdeki sıkıntı nedir bu konuda? Sizi niye bu kadar çok üzdü, rencide etti? Instagram üzerinden yayınlanan, hakkımda yapılan bir karalama haberi. Bu karalama haberi tamamen aldığımız bu belgenin yalan olduğu, böyle bir yarışmanın yapılmadığı bilgiydi. Ve bununla ilgili benim bazı resmi kurumlarda çalışanları dolandırdı. Yalan haber üzerine böyle bir başarı elde ettiğim yönündeydi. Bu benim meslek hayatımı, ki kültür sanatla uğraşan bir ailenin kızıyım. Bu tür şeylere vekil sürüldü. Böyle bir mağduriyetim var. Siz bir özel okulda öğretmenlik Evet, bir yapıyorsunuz özel herhalde, değil okulda. mi? Resim neydi? Resmin konusu neydi? Başarı ödül getiren resmin konusu. Nature of the World yarışmasında aslında çocuklara iklim değişikliği ve doğayı sevdirme konusunda bir farkındalık Var mı yaratmak orada? için de. Bu projede Yakınlaştım şu uzatın. Şuradaki herhalde, değil mi? evet, Evet. buradaki bu projedeki güzel olan resimlerin sahipleri olan çocuklara büyük ödül verildi. 12 kategoride düzenlendi bunlar. Ve bizim bir öğrencimiz de büyük ödül kazandı. Büyük ödülün amacı şuydu: kataloğa girmeye hak kazanan iyi resimlerin sahibi olan çocuklara büyük ödül verilerek bu katalogda yer aldılar. Ödül katalogda yer alma ödülü mü? Başarılı olma ödülü. Çünkü 16 ülkeden binden fazla resim arasından Evet. seçildi bunlar. Bu da Edremit'ten çıktı. Evet, bu da Edremit'ten, Türkiye'den. Kendisini gazeteci veya bir basın mensubu olduğunu tanımlayan birinin yaptığı sosyal medya üzerinden yaptığı haberden dolayı Evet. şahsınıza, ailenize itibar suikastı gibi Evet. algıladınız. Yalan haber olarak Evet. algılandı bu. Çünkü elimde kanıtlarım olduğu halde böyle bir haber yapıldı. Ki bunun tam olarak araştırılması gerekiyordu. O kişilerin tam bir araştırma yapmadan elinde bulduğu kısıtlı bilgilerle bunun yalan olduğunu ortaya atması açıkçası benim onurumu rencide edecek bir şey. Rencide etti. Elimde projeyi belgeleyecek yazışmalar ve mail görüntüleri mevcut. Haberi yapan kişinin toplama ve hakkında yaptığı karalama haberi beni, ailemi, çalıştığım okul olan Kıvanç Dağ Eğitim Kurumları, Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, ödülü alan Ziya Göktuğ Özeri ve ailesi İlçe Emniyet Müdürü Yasin Özer ve eşini de etkilemektedir. Peki bu konuda hukuksal boyutta müracaat ettiniz mi? Evet, Hukuka başvurdu. hukuki işlemlerimizi, başvurularımızı yaptık. Bu süreçte de ilerleyeceğiz. İlerleyeceksiniz. Şu anda sizi rahatsız eden konu bu haberin sosyal medya hesaplarında durması mı? Evet. Durması. Bu Ve konuda da hakkım, müracaatınız oldu mu? evet. Avukatlarınız Evet. müracaat etti mi?
Peki sizde nasıl bir ruhsal çöküntü yarattı bu mesleğe olan sevginiz, saygınızda, bağlılığınızda böyle emeğe saygısızlık gibi düşünerek sizde böyle bir şevkiniz kırıldı mı yani? Ailem zaten kültür sanatın içerisinde olan bir aile ve ben çocukluğumdan beri sanat etkinliklerinin, ressamlarının, kültürün içerisinde büyümüş birisiyim. Kaldı ki bu ilk defa elde ettiğimiz uluslararası bir başarı ödülü de değil. Bunca evet, yıldır yaptığım, kişisel olarak ya da çocuklarla, yetişkinlerle olarak yaptığım bütün her şeye leke sürülmek üzerine yapılan bir haber. Bunun bende durumu mesleki açıdan ve kişisel olarak çok büyük. Geleceğin için bir evet, çünkü lekeleyici. İnsanlarda farklı bir algıya sebep oldu bu ve bundan dolayı son derece rahatsızım. Böyle bir haberin yapılması kişisel olarak ayrı, mesleki olarak ayrı zarar verme amacı güdülerek yapılmıştır. Gerçekleşen bu haberle başta ben olmak üzere dolaylı olarak birçok insan zan altında bırakılmıştır. Sizin de bu konunun açıklığa kavuşmasında destek vermenizi ve asılsız bu haberle lekelenmeye çalışılan şeylere izin vermemenizi rica ediyorum. Peki araştırdınız mı bu arkadaş gazeteci miymiş, neymiş? Evet, gazeteciymiş ancak gazeteci... Nerede gazeteci? Edirne Son Haber Instagram sitesindeki haberleri yayınlayan... Anladım. Şikayetçisiniz evet, işin açıkçası. Şikayetçi. Haksızlığa uğradığınızı beyan etmek için basındaki yetkili yerlere müracaat ediyorsunuz. Çünkü benim bu tarz bir şeyi ki uluslararası yaptığım bir şeyi yalan bir durumda insanların önüne koymamın imkanı yok. En azından bu en başta bana zarar verici bir durumdu. Ama elimde kanıtlarım olduğu halde onun edindiği kişisel bazı kısıtlı haberlerle böyle büyük bir haberin yapılması son derece yanlış. Sayın Cumhurbaşkanı algı haberlerine sosyal medya üzerinde bir yasa falan çıkardı. İsabetli mi bu yasa bilemiyorum ama böyle yalan yanlış haber yapanlara herhalde durdurmaya caydıracak bir nitelikte bir yasa gibi. Çok doğru. Doğru. Çok doğru ve yerinde bir karar. Peki. Hakkınızı arayacaksınız yani. Evet. Çocuklar için yaptığım ve maddi hiçbir amaç gütmediğim bir çalışmada en başta bir çocuğun psikolojisinin olumsuz etkileneceği ve bir insanın bunca yıl yaptığı her şeyi karalanabileceğinin bu kadar kolay olmaması gerektiğini düşünüyorum. Her ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin, ülke bayrağının başka bir ülkede dalgalanmasının bedeli bu kadar ağır ithamlar altında ezilmek olmamalıdır. Bu bilgiler dışında ve elimdeki bilgi ve belgeler doğrultusunda kimseye asgari bir şey söylemediğimi ifade ederim.